Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli izleyiciler, Ramazan ayı manevi hayatımızı gözden geçirme bakımından çok önemli bir zaman dilimidir. Bu ay Ramazan hilalinin ufukta ipince ve narin bir yay gibi belirmesiyle başlar. Artık gelen rahmet iklimidir. Her tarafı kaplar bu tatlı esinti bir seher yeri gibi. Huzur yüklü olarak gelir. Sükunet getirir, rahmet getirir, bereket getirir Ramazan. Gündelik hayatın akışı içinde modern çağın getirdiği kirlerden, paslardan sıyrılıp kurtulmak, arınmak, ruhumuzu dupturu hale getirebilmek için azgın bir sele kapılarak sürüklenmekte olan birisinin selin kıyısındaki bir dala tutunarak rengarenk bir gül bahçesine çıkıvermesi gibi Ramazan hilaline tutunarak mümin kendini Ramazan'ın huzur ikliminde bulur. Dünyanın dört bir tarafında müminler aynı rahmet iklimini yaşamaya ve solumaya başlarlar. Dünyanın bir tarafında sahur bereketi yaşanırken diğer bir köşesinde iftar sevinci gözlemlenir. Her dakika dünyanın bir tarafında iftar yapılır, diğer tarafında sahur gerçekleştirilir. Bu kesintisiz bir şekilde böyle devam edip gider. Değerli izleyiciler, artık zaman kendimizi bulma, kaybettiğimiz değerlere yeniden dönme ve yönelme, bizi biz yapan, insanı insan yapan değerleri hatırlama zamanıdır. Nefsimize ihanetin ağır yükünden kurtulma vaktidir. Allah-u Teala'nın koyduğu ölçülerin çiğnenmesinin Kur'an-ı Kerim'de nefsimize ihanet olarak, kendimize ihanet olarak ifade edilmesi gerçekten çok dikkat çekicidir. Alimallahu ennekum tehtanune enfusekum fetâbe aleykum ve afa ankum ayet-i kerimesi. Allah-u Teala bilir ki siz kendinize zulmedeceksiniz. Allah-u Teala da sizin tövbelerinizi, eğer bunun akabinde tövbe eder ve ona yönelirseniz tövbelerinizi kabul eder ve sizi affeder. Mealindeki ayet-i kerime bu gerçeği ifade ediyor. Değerli izleyiciler, oruçla müminin yaşadığı zamanın her bir saniyesi bir ibadet hükmünü almaya başlar. Oruçlu her daim ibadettedir. Geceleyin sahur vaktinde oruca niyet ettiği anda başlar bu ibadet, iftar vaktine kadar devam eder. Geceleyin de geceyi ihya ederken bir başka boyutuyla ibadet kendini gösterir. İbadeti olan insanı artık başkalarının ona sataşması bile etkilemez. Ben oruçluyum der geçer hadis-i şerifteki ifadesiyle inni saimun. Birisi kendisine sataşır veya sövmeye kalkarsa veya bir şey yapmaya kalkarsa ben oruçluyum diye cevap verir. Ben senin düştüğün bu seviyeye, senin o ağzındaki kötü üsluba aynı üslupla cevap veremem der mümin. Oruç, değerli izleyiciler, oruç, teravih, gecelerin ihyası, Ramazan gecelerinin ihyası, paylaşma bilinci demek olan zekat, fitre, sadaka, infak, bütün bunlar Ramazan-ı Şerif'in getirdiği müminin hayatında yer bulan çok önemli kavramlar ve bu kavramların hayata geçirilmesi Ramazan'la gerçekleşmeye başlar. Değerli izleyiciler, Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün yıl dönümü olması bu aya çok ayrı bir anlam yüklemektedir. Zaten Ramazan'ın müminler nezdindeki önemi de buradan kaynaklanıyor. İnsanlığa kıyamete kadar yol göstermek üzere gönderilmiş bulunan Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir malumunuz. 12 aylık yıllık zaman dilimi içinde Ramazan ayını üstün kılan ve ona ayrı bir anlam yükleyen esas unsur işte budur. Yani Ramazan'ın Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olmasıdır. Bunun için Ramazan ayı fazilet bakımından diğer aylardan üstün tutulmuştur dinimizde. Kur'an'ın indirildiği ay oluşu diğer bir ifadeyle İslam davetinin başlangıcının yıl dönümü olması münasebetiyle Ramazan ayının Müslümanın hayatında çok önemli bir yeri vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu mübarek aydan başka özellikle övgüyle ismi açıkça belirtilmiş bir başka ay yoktur değerli izleyiciler. Sevgili izleyiciler, Ramazan ayında hadis-i şeriflerde ifade buyurulduğuna göre rahmet kapıları sonuna kadar açılır.
Cenab-ı Hak bu ayda rahmet kapılarının sonuna kadar açarak ve kişinin manevi hayatı için olumsuz faaliyette bulunan tüm şeytani güçlerin faaliyetlerini kısıtlayarak, sınırlandırarak Müslümana manevi hayatını gözden geçirebilmesi için aslında büyük bir fırsat sunmaktadır. Bir hadis-i şerifte اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتْعَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ شَيَاطِينَ buyurulmuştur. Ramazan geldiği zaman cennet kapıları sonuna kadar açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır. Hadis-i şerifte geçen cennet kapılarının açılması, cehennem kapılarının kapanması ve şeytanların kösteklenmesi ifadelerinin zahiri anlamlarından daha ziyade mecazi anlamları ön plana çıkmaktadır değerli izleyiciler. Buna göre hadis-i şerif Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın af ve mağfiretinin çokluğunu, işlenen güzel amellere ve hayırlara bol sevap ihsan edilmesini, şeytani güçlerin saptırma ve ihvalarının kısıtlanmasını anlatmaktadır. İşlenen salih ameller, yapılan ibadet ve taatlar ve hayırlı faaliyetler öylesine yaygınlaşır ki, bu tablonun ortaya çıkardığı rahmet ortamında şeytani güçlerin faaliyetlerinde önemli bir daralma meydana gelir. Değerli izleyiciler, bu hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde cennet kapıları açılır ifadesi yerine rahmet kapıları açılır ifadesinin kullanılması, hadiste mecazi anlamın ön plana çıktığını gösteren delillerdendir. Muhterem izleyiciler, Ramazan vesilesiyle ibadet hayatımızda belli bir yoğunlaşma ve coşku meydana gelir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrail aleyhisselamın kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Hazreti Peygamber ile buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı, Kur'an müzakere ederlerdi. Bundan dolayı Resul sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile buluştuğunda İbn Abbas radıyallahu anh'ın tabiri, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. Peygamber Efendimiz'in cömertliğini böyle edebi bir ifadeyle ifade etmiş oluyor bu büyük sahabi. Ayşe radıyallahu anh'a varlığımızdan rivayet ediyor. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ dehalel aşru ahyel leyle ve eyqada ehlehu ve şeddel mi'zar. Ayşe validemiz de böyle anlatıyor. Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihya eder, ev halkını ibadet için uyandırır, ibadete yoğunlaşmak suretiyle normal zamanlarda sürdürdüğü eşleriyle ilişkilerini de keserdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zorunlu bir dini görev olarak yüklemeksizin Müslümanları Ramazan gecelerini ibadetle değerlendirmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Çok önemli bir hadis-i şerif. İnanarak ve Allah'ın rızasını gözetip karşılığını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ne kadar büyük bir müjde değil mi değerli izleyiciler? Bu bakımdan Ramazan'ın özel ibadeti olan orucun ayrı bir anlamı vardır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Yine mecazi bir ifade, cehennemden müminin oruç vesilesiyle nasıl uzaklaştırılacağını, nasıl kurtulacağını ifade eden bir hadis-i şerif. Yine kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır hadis-i şerifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ve sataşırsa ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı kudret önünde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun
rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar vakti, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Bu hadis-i şerifler Ramazan ayının müminin manevi hayatı açısından ne kadar büyük kazanımlar getiren bir zaman dilimi olduğunu ifade ediyor. İşte bu rahmet ortamıyla Ramazan ayı Müslümanların dini hayatı açısından önemli bir yoğunlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Bu yoğunluk içerisinde yapılan ibadetler, oruç, teravih ve taatlar, zikir, infak vesaire, bütün bunlar Allah'ın bol rahmetiyle ve Cenab-ı Hakk'ın vereceği bol sevapla karşılık görür. Çünkü Allah güzel amel işleyenlerin ödüllerini asla zayi etmez, bunları eksiksiz olarak verir. Böylece işlenen bu ameller cenneti kazanmaya ve cehennemden uzaklaşmaya ve şeytanın faaliyetlerinin etkisinden kurtulmaya vesile olur. Sonuçta günahlardan sıyrılmak, geçmişte işlenen olumsuz amellerin ağır yükünden kurtulmak, Allah'a yaklaşmak, salih amellerin zevkine ermek, böylece iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olabilmek için ruhu arındırma imkanı elde edilmiş olur değerli izleyiciler. İşte Ramazan ayı bunun için önemli bir fırsattır ve Müslüman açısından gerçekten tam bir rahmet ayıdır. Oruç, Kur'an tilaveti, teravih, zikir, infak vesaire, bütün bunlar şeytani güçleri hayal kırıklığına uğratmaya ve faaliyetlerini boşa çıkarmaya yetecek amellerdir. Müslümanların bu hayırlı faaliyetleri sayesinde Ramazan ayında kötülüklerde önemli bir azalma meydana gelmektedir İslam toplumlarında. Değerli izleyiciler, bu bakımdan Ramazan ayının ruhumuzun yıllık bir revizyonu, Sezai Karakoç'un ifadesiyle ruhun yıllık bir revizyonu için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi mümin açısından önemli bir fırsattır. İşte böyle bir mevsimi iyi değerlendirerek ve Ramazan ayında bize yöneltilen arınma ve istikamet kazanma çağrısına kulak vererek manevi hayatımızı iyi bir gözden geçirmeliyiz. Tıpkı vücudun zaman zaman topyekün muayeneden geçirilmesi gibi manevi dünyamızı adeta bir check-up yapmalıyız. Ruhumuzu İslam'ın güzellikleriyle ne derece süsleyebildik? Bir Müslüman olarak İslam'ı ne derece özümseyebildik? İslam ahlakını ne kadar hayata geçirebildik? Ailemiz ve çocuklarımız için üzerimize düşen görevleri yapabildik mi? Ahiret yolculuğu için ne kadar hazırlıklıyız? Bugüne kadar bir insan ve bir Müslüman olarak ne gibi hayırlı işler yapabildik? Bir Müslüman olarak iman, ahlak, ibadet ve muamelat bütünlüğünü hayatımıza sağlayabildik mi gibi sorularla bir nefis muhasebesi yapmalı, eksiklerimizi, kusurlarımızı ve açıklarımızı Ramazan ayı vesilesiyle tamir etmeye ve düzeltmeye çalışmalıyız. Ruhumuzun adeta yıllık revizyonunu yapmalıyız. Ramazan'ın bir rahmet ve mağfiret mevsimi olmasından yararlanarak bu ayda yoğunlaşan ibadet hayatının desteğiyle namaz, oruç, zekat, teravih, infak, sadaka, fıtır gibi hayırlarla ruhumuzu arındırabilmenin yollarını aramalı, bunun üzerine yoğunlaşmalıyız. Değerli izleyiciler, Ramazan ayında ruhumuzu arındırabilmek için uygulanabilecek bazı hususları arz etmeye çalışacağım. Dünya hayatının meşgaleleri içinde insan kimi zaman nefsinin iteklemelerine boyun eğerek günahlara dalabilir. Önemli olan hatayı fark ettikten sonra hatada ısrar etmemek ve Cenab-ı Hakk'a yönelmek suretiyle tövbe edip bağışlanma dilemektir. Günahın peşinden yapılacak işten bir istiğfar ve tövbe günahın bağışlanmasına vesile olur hadis-i şeriflerde ifade buyurulduğu üzere. Bunun yanında Yüce Allah kulun hatasından dönmesi, bağışlanması ve kendisine yönelmesi için hakikaten önemli fırsatlar sunmaktadır. İşte bu çerçevede Müslüman için günlük olarak 5 vakit namaz söz gelimi, haftalık ve yıllık bir takım arınma imkanları ve fırsatları sunmuştur Cenab-ı Hak. Büyük günahlardan kaçınılması halinde 5 vakit namaz aralarında işlenen günahları aynı şekilde Cuma diğer Cuma'ya, Ramazan diğer Ramazan'a kadar işlenen günahları örter hadis-i şerifi bu manada önemli bir delil teşkil etmektedir. Müminin bu şekilde daima kendini arındırma imkanı vardır.
Bunun yani bütün mesele samimi ve içten bir arınma tutkusuyla arınmak için gerekeni yapmaktır. Üzerimize düşene sarılmaktır. Nefsini tezkiye eden, yani onu kötülüklerden, dinen çirkin sayılan şeylerden, fuhşiyattan, günahlardan ve her türlü isyandan arındırıp temizleyerek benliğine İslami duyarlılık kazandırabilen kimse kurtuluşa ve mutluluğa erecektir. Ama benliğini kötülüklerin ve isyanın karanlıklarına gömen, böylece bir bakıma kendini uçuruma yuvarlayan, benliğini günahlara ve çirkinliklere yuvarlamaya elverişli hale getiren kimse de kaybedecek ve hüsrana uğrayacaktır. Değerli izleyiciler, tezkiye tabiri, Kur'an-ı Kerim'de geçen tezkiye, temizlenmek, geliştirmek, feyizlendirip büyütmek ve temize çıkarmak demektir. Nefsin tezkiyesi, yani arındırılması derken kastedilen onu kirlerden, küfür, cahillik, kötü duygular, yanlış inançlar ve kötü ahlaki vasıflar gibi günahkarlık ve ahlaki düşüklüklerden temizlemek ve bunun yerine iman, ilim, irfan, iyi ve hayırlı ve güzel işler, güzel ahlak gibi takva hasletleriyle terbiye edip ilahi tecelliyata mazhar olacak hale getirmektir tefsir. İbadetlerin asıl amacı insanı Allah'a karşı tam bir teslimiyet içinde iyi insan ve iyi Müslüman yapmaktır. Ramazan ayı ibadet yoğunluğuyla ve bir rahmet mevsimi olarak nefsi arındırmak için yoğunlaştırılmış bir program uygulamaya en elverişli zaman dilimidir. Ancak bu arınma programından tam sonuç alabilmek için değerli izleyiciler, bu programın bir bütün olarak uygulanması gerekmektedir. Eksik uygulandığı takdirde beklenen sonuçlar elbette alınamaz. Her şeyden önce içten bir tövbe ile kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşma iradesini ortaya koymak gerekiyor. Yani arınma programımızdan beklenen sonucu alabilmek için günahlara karşı boykot etmemiz gerekmektedir. Eğer böyle yapılmazsa arınma programından beklenen sonuç elde edilemez. Kim ki, böyle diyor hadis-i şerifte, kim ki yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, Cenab-ı Hak o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına hiç kıymet vermez, iltifat etmez buyurmuştur hadis-i şerifte. Bir taraftan sevap kazanıp hayırlı işlere koşarken, öbür taraftan masiyetler terk edilmediği takdirde, mesela bu hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi yalanla meşgul olursa, mesela bir insan yalan söylerse, bu durum altı delik bir kaba yukarıdan doldurulan maddenin alttan dökülüp gitmesine benzer. Böyle bir durumda kabında hiçbir şeyi toplayamayan kimsenin durumuna düşer mümin. Bunun için hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kötülüklerden uzak kalabilmek için oruçtan yararlanmayı tavsiye etmesi gerçekten son derece dikkat çekicidir. Hazreti Peygamber'in, değerli izleyiciler, evlenmeyip bu sebeple harama sürüklenme riskiyle karşı karşıya bulunan gençlere oruç tutmayı tavsiye etmesi ve orucu kalkan olarak nitelendirmesi bunu ifade etmektedir. Bu son derece etkili bir ifade gerçekten hadiste geçen. Kalkan nasıl ki insanın fiziki varlığını ölüm darbelerine karşı korursa, oruç da kişinin manevi varlığını günahlara ve ruhu kirletecek unsurlara karşı koruyan önemli bir kalkan, manevi kalkan görevi icra etmektedir. Dolayısıyla bu şekilde Ramazan ayında ibadete yoğunlaştığımız takdirde ruhumuzu arındırmaya bunun önemli bir takım kazanımları olmaktadır. Ramazan-ı Şerif'in rahmet ortamından yararlanarak nefsini iyi bir tezkiyeye tabi tutup arındırabilen mümin, inanarak ve Allah'ın rızasını gözetip karşılığını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır hadis-i şerifinde dile getirilen güzel sonucu elde etmiş olur, buna ulaşmış olur. Ne kadar önemli bir müjdedir değerli izleyiciler. Böylece geçmiş günahlarından sıyrılan Müslüman hayatında geleceğe yönelik olarak tertemiz bir sayfa açma imkanı yakalamış olur. Bunun yanında ahiret hayatı için büyük bir mükafat da elbette elde etmiş olacaktır. Böyle bir Müslümanın ahirette neler kazanmış olacağına dair pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Ve bunlarla ilgili birçok örnekler var. Ramazan ayının rahmet ortamı, hayatını Allah'ın rızasına göre düzenlemek isteyenler için adeta bir çağrıdır.
bu çağrıya kulak verenleri büyük fırsatlar beklemektedir. Bu tablo ne kadar günahkar olursa olsun, manen ne kadar kirlenmiş olursa olsun kişiyi arıtabilecek güçtedir. Yeter ki kişiyi samimi bir arınma iradesi gösterebilsin. Değerli izleyiciler, rahmet kapılarını bu derece açık tutan bir dinin mensubu olarak bu rahmet ortamından kaçan, masiyetlerin bataklığını manevi gül bahçelerine tercih eden kimseler için ise kendilerini bu bataklıklardan kurtarma iradesi göstermedikçe Cenab-ı Hakk'ın kendilerine şuur nasip etmesini dilemekten başka yapabilecek herhangi bir şey yoktur. Değerli izleyiciler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının değerlendirilmesi hususunda önemli teşviklerde bulunmuştur. Rahmet ayından olabildiğince yararlanabilmeleri ve Ramazan'ın bu geniş rahmet ortamından uzak kalmamaları için Hazreti Peygamber müminleri bu rahmet mevsimini iyi değerlendirmek üzere teşvik etmiştir. Bu çerçevede bir hadiste anlatılan Ramazan geldiği zaman bir münadinin "Ey hayır isteyen gel, ey şer isteyen kendini şerden alıkoy, Allah'ın azaptan kurtaracağı kişilerden ol" şeklinde seslenildiği ve bunun her gece aynı şekilde sürdüğüne ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifte dikkat çekilen hususlar daha ziyade mecazi yönüyle ele almak gerekiyor. Adeta Ramazan'ın her gecesi böyle bir çağrıdır. Bu çağrıda Ramazan ayında öylesine bir rahmet ve bağışlanma ortamı vardır ki bu ortam insanı daima günahların karanlığından kurtuluşa ve iyiliklerle bezenmeye davet etmektedir. Buna çağırmaktadır. Ey hayır arayan, hayırlı iş yapmaya koş, kendini bu hayır işlerin içerisinde bul. İşte sana hayır yapabilecek mevsim dilimi. Zira bu vakitte az bir amel sebebiyle sana çok mükafat verilecektir. Ey batıl arayan kişi, sen de bu işten vazgeç, kendini tut, nefsine hakim ol. Zira şu anlar tövbe zamanı şeklinde sürekli tekrarlanan ve sürüp giden bir çağrıdır bu. Değerli izleyiciler, Ramazan-ı Şerif'in bu kutlu çağrısına uyarak manevi hayatımızı bu kutlu zaman diliminde bir gözden geçirmek ve hayatımızda yepyeni bir sayfa açabilmek niyazıyla ve duasıyla hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum sevgili izleyiciler.